Ya no te niego que te extraño y no te puedo sacar de mi mente. Me paso todo el día pensando en que quizás no te di suficiente. Quiero que tú y yo seamos lo que fuimos antes. Ya no quiero tenerte lejos, baby, tan distante. Bailemos hasta que esto se acabe, aunque amo y tú lo sabes. El corazón tiene la llave, pero supongo que se me hizo tarde. Y sé que fallé, te ilusioné, pero te juro no lo volveré a hacer. Porque te perdí y no quieres volver. Te clavaste en mi corazón sin querer llorar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Hakan. Hoş geldin. Nedir konsepti? Ben bir grafiti sanatçısıyım ve işbirliği için tasarım atölyesine gidiyorum. Çakma Rus ajanı gibisin. Var ya, peruk takıyorlar ya. Bence ben şey zannettim, ajan, Rus ajanı ya da ajan yani. İşte bir konsepti. Şöyle grafiti yaparken niye çekim... Niye onu yapmadın? Grafiti yaparken çekim yaparlarsa diye de şöyle güzel bir sırt detayı vermek istedim, onu göstermek istiyorum. Tişörtümün içine de vatka ekledik. Rüyamda gördüğüm sırt dekoltesi. Yok yok değil, şöyle göstereyim. Vay. Bunu bize güzel. De göstermedin ha. Sırtın çok güzel canım. Teşekkürler. Evet, varmıyorum yapmak istedim. Ay bir bakıyorsun, ne oluyor? Konseptin ne? Nereye gidiyorsun böyle? Şimdi onu söyledi ya. Duymadım. Grafiti sanatçısıyım. Şu an üzerimdeki gördüklerim var mesela. Örnek, bunları grafiti çalışmalarıyla yapacağız. Bir işbirliği içinde ben de oraya gidiyorum. Güzel böyle bir vlog eşliğinde atölyede vakit geçireceğiz. Ben botlarını sevmedim. Bir de çantanı sevmedim. Onun haricinde iyi gözüküyorsun. Teşekkürler. Sen söyle. Ben çok merak ediyorum, o peruğa gerek var mıydı? Neden o peruğa? Şöyle, Z kuşağında kısa kesim, yani bu kesim saçlar çok trend. Renkli saçlar da, yani ben dedim ki... Keşke bari, renkli, renkli olarak şöyle, hani dedim sarı var, sarıyı takayım yani keşke o şekilde. Keşke renkli yapsan. Ya, o boyalı, saç modeli mesela olarak. Mesela o boyalarında keşke boyasaydın o peruğu. Ama benim değil, ondan dolayı boyayamadım. Ya ben çok, saçların alakasız, hiçbir alakan yok yani, çok kötü görünüyorsun. Bayağı kıskandım bence. Sema ne biçim duruyorsun? Ne oldu sana? Böyle bir bedbah. Yorum yapayım mı? Söyle. Ben beğendim bugün Sisi'yi. Sadece o peruğunu sevemedim. Peruk dışında benim için okey Sisi. Gel bakalım. Farklı çünkü. Teşekkürler. Aslan'cığım. Hoş geldin Sisi. Merhabalar Aslan'ım. Yani bence biz jüriler o kadar olarak o kadar böyle değişikliğe falan hasret kaldık ki. Evet. Hani şu anda senin bu kılığın bile bana değişik geliyor. Gerçekten. Yani en azından peruk, üzerinde bir değişik bir ceket falan. Ben ceketini çıkardığında da giydiğinde de her türlü çok beğendim seni. Teşekkür ederim. Bilmiyorum yani bana değişik geldin. Ceketin çok güzel, konseptine çok uygun. Orada o çantanda o grafiti herhalde şeylerin, boyaları, spreylerin gayet güzel. Pantolonun kargo pantolon çok güzel. Botun gayet uygun. O çıkardığın zaman o arkadaki sırt dekolten çok güzel. Ben çok beğendim seni. Yani kolyelerin bile benim için okey şu anda dışarıda. Çok teşekkürler. Çok beğendim. Çok sağ olun aslanım. Kafandaki peruk ve gözlüklerin korkunç. Gerçekten korkunç. Yani buradan altın çok okey, kabul edilebilir bir şey. Ben böyle, evet konseptine çok uygun da mesela daha stylish olması için tek bant ayakkabı isterdim ayağında. Ayınki gibi. O görüntüyü ben çok seviyorum çünkü. Ama evet grafiti sanatçısı tek bantla işini yapamaz. Ceketin çıkardığındaki görüntüyü çok sevdim. İyi duruyorsun, güçlü duruyorsun. Şık bir Z kuşağı, smart casual bir Z kuşağı görüyorum. Çok da severim ben bunu, bu trikleri. Bu kadar. Teşekkürler. Şimdi bu Z kuşağının da en beğendiğim örnek, böyle bir ünlü kişilerden Bella Hadid. O da hakikaten bu Z kuşağının da tam taşıyor ve çok farklı kombinlere yapılıyor. Değişik şeyleri. Orada çok yani ilham alabilirsiniz kızlar. O kızdan. Üzerindeki beğendim, ceketini de beğendim. Pantolonundaki duruşunu, o cool'unun her şeyinde böyle bir evet, iyi duruyorsun. Ama bu omuzların
ceketin böyle olmalı. Hı hı, evet. Bu vatka, mutlaka hı hı. bu vatkalarını, hı hı. ceketleri aldığınız zaman da vatkalarını düşü gösteriyorsa ya da hı hı. dar gösteriyorsa mutlaka o vatkaları çıkartın, hı hı. yeni vatkaları dikin. Hı hı. Birazcık böyle yukarıda kalkması hı hı. gerekiyor. O zaman tam cool olur, bakar mısın? Böyle olsa Hakan. Bu arada benim atölyemden buraya vatka iki boy mı? Vatka isteyelim. Ha, senin de vatka kullanıyorsun ya çok, ben de iki bayılıyorum onlara. İki tip vatkadan onları. İsteyelim, mutlaka onları şey yapalım. İçindeki evet kullandığın açık şeyde olmalı, evet bence de açık evet. olsa daha iyi olur. Tamam. Aynen. Çok cool görünüyorsun, iyi görünüyorsun. Çok sağ ol. Yani tamam. Sarı sarı yakıştı. Yakıştı. Efendim. Neden olmasın? Teşekkürler. Aa, bana versene o peruğu, ben takayım diğer de. Bölümde. Ay seni boğarım. Hadi puan ver aslında. Ah, bu arada ben de bir perukçu anlaştım. Beni inanılmaz ceketi kılıfları göreceksiniz durayım biraz. Buradan. Kılıf ama. Kılıflak. Vereyim mi puanımı? Ver. Ben verdim. 8. Teşekkürler Aslan Hanım. Çok şey sağ değil. Teşekkürler Hakan Bey. 8. Teşekkürler İvan Hanım. Çok sağ olun.